Ne demek kızım, Engin'i gördüm ya. Ne demekse o demek abi işte. Bayağı yaşıyormuş. Kızım sen kendine ben... Sen ne diyorsun ya? Ben bu gece kafayı yiyeceğim hakikaten ya. Ben de. Sen mi ben mi? Sen mi ben mi yani? Resul sen ciddi misin ya? Ciddiyim abi ya. Bunun şakası mı olur? Gözünü seveyim. Kafayı yiyeceğim vallahi, delireceğim ya. Adam mezar ben çıktı gel. Gelmemiş o zaman bunca senedir. Niye gelmemiş ya? Orası daha bende. Henüz oraya ulaşamadım. Git. Fidan Ersekli'nin yakınları siz misiniz? Biziz. Ameliyat iyi geçti. Korkulacak bir durum yok. Çok şükür. Ama bakın, bıçaklanma öyle hafif alınacak bir durum değil. Neyse ki iç organlarda bir hasar oluşmamış. Kesik de öyle korkulacak kadar derin değil. Hem anne hem de bebeğin durumu iyi. Bir süre dinlenmesi lazım. Şimdilik uyutuyoruz ki kendisini daha hızlı toparlayabilsin. Ve bir sürede müşahede altında tutmamız gerekiyor. Daha sonra duruma göre taburcu edebiliriz kendisini. Bebek hangi bebek hocam? Fidan Hanım 5-6 haftalık yaklaşık hamile. Sizin haberiniz yok mu? Peki kendisinin haberi var mı? Yok, ben sanmıyorum. Yani bilse bana söylerdi mutlaka. Rutkay Ersekli karısını bıçaklamış. Hashtag Fidan Ersekli. Hocam ben bir girip görsem olur mu? Şu anda uyuyor ama. Çok az kalırım. Söz veriyorum gerçekten. Lütfen hocam. Peki. Sadece 5 dakika mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Sen gir. Ben buradayım. Korkma artık güzel arkadaşım. Bak ben geldim. Korkma. Fidan. Her şey güzel olacak. Söz veriyorum. Anneciğim, gitmeyin ne olur. Sen biraz uyu, dinlen yavrum. Bıçağı biraz daha derine itseydin, birazcık daha. Yahu gidin başımdan artık babacığım, susun. Susun diyorum yahu. Senin de asıl istediğin bu değil mi? Ya rahat bırakın beni artık babacığım, rahat. Rahat bırakın beni, rahat bırakın. Gidin başımdan gidin. Gidin artık beni, rahat bırakın, gidin. Ne var? Rutkay Bey, müsait misin? Size bir şey göstermem gerek. Gel. Ne oldu?
İnterneti gördünüz mü? Yo. Ne olmuş? Ne yapalım yani? Ne bu yahu? Erkut Bey şu anda yayın yasağı koydurmak için uğraşıyor. Yahu ne yapalım Bülent'ciğim? Ne olmuş yani? Şu oldu efendim. Hali hazırdaki tüm anlaşmalarımız ve siparişler iptal edildi. Evet, bu oldu. Çok iyi bir şey, anladım canım. Hadi sen git keyfine bak. Emredersiniz. Çok güzel. Para da kazanamayacaksın artık desene. Kazanacağım. Ben Rutkay Sezai Ersekli'yim. Senin artık kimse iş yapmaz ki. İfşa oldum bir kere. Sen öyle zannet sevgili babacığım. Benim adım Rutkay Sezai Ersekli. Rutkay Sezai Ersekli. Yeter. Sen bittin. Senin devrin kapandı artık. Yeter, ben senin sesini falan duymak istemiyorum. Rutkay. Bak. Ne var? Ne oldu? Bak. Rutkay, ne var oğlum? Ne oldu? Çıkmıyor anneciğim, çıkmıyor. Ne çıkmıyor yavrum, ne çıkmıyor? Kanları görmüyor musun, kanları? Ay ne kanı ya? Rutkay, neden bahsediyorsun? Kimin kanı bu? Kimin? Anne babama mı? Fidan'ın mı? Hasan! Hasan! Çıkmıyor anneciğim, çıkmıyor. Çabuk. Rutkay Bey. Çıkmıyor. Hasan. Ne yapsam çıkmıyor, yardım et. Biliyorum Rutkay Bey, gördüm, gördüm. Niye tamam. Çıkmıyor bunlar Hasan, niye çıkmıyor? Tamam. Çıkmıyor, yardım et. Ben sizi yatağınıza götüreyim, hadi. Dinlenin biraz. Ah. Neriman Hanım, her yerde bu görüntüler. Bütün sosyal medyada bunlar var. Tamam, kapat. Rutkay nerede? En son bahçedeydi. Neriman Hanım, acaba bir doktor mu çağırsak ya da bir doktora mı götürsek? Sen neden bahsediyorsun? Ne doktoru? Sen haddini aştın. Ay. Siz beni yanlış anladınız. Bakalım renginciğim, iyi geceler. Anne. Hı? Ben uyumadan gideceğim Hasan. Tamam, bücürüm buradayım. Hadi kapat gözlerini. Kızım hadi. Anne. Hı? Bir şey sorabilir miyim? Gece sorgusu perilere hoş geldi. Hadi bakalım. Babam beni neden istemiş? O nereden çıktı kızım? Ölmemiş ki. Gelip Mert Kreş'ten aldı ya. Ben gördüm onu. Bana gülümsedi. Sana söyledim ama inanmadın. Niye istememiş beni? Sevmemiş mi hiç? Olur mu hiç öyle şey? Sen bu dünyadaki en tatlı çocuksun. O zaman beni niye bırakıp gitmiş? Çünkü böcür, insanlar bazen saçmalarlar. Büyükler bile mi? Büyükler bile. Hatta aramızda kalsın, en çok büyükler saçmalar. Babamla Mert'in annesi gibi mi? O da Mert istemiyordu ya. Ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Bu sorduklarının hiçbirinin cevabı bende yok. Baban niye bizi bırakıp gitti? Niye yalan söyledi? Niye Mert'i sakladı? Hiçbirini bilmiyorum. Ama emin olduğum ve bildiğim tek bir şey var. Ne? Seni çok sevdiğim.
bu dünyadaki her şeyden çok, herkesten çok. En çok mu? En çok. Hatta bir tek ben de değil, biliyor musun? Bak şimdi, deden, Fidan ablan, Zeynep, Ayten teyzen, Sinan amcan. Toprak abi. Toprak abin. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sen hepimiz için çok önemli ve çok değerlisin. Kapat bakalım gözlerini. Fidan Hanım uyandı. Önce kızını sonra Yasemin Hanım sordu. Ay, Yasemin eve geçti. Ben girsem olmaz mı? Yakınıyım. Tamam ama çok kısa. Tamam, kısa. Ay, çok şükür. Toprak. Neden? Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Zeynep'e mi bir şey oldu? Hayır hayır. Zeynep çok iyi. Yasemin çocuklara bakmaya gitti. Ben varım yanında. Ah be Fidan be. Ağrısızın var mı? Yok, iyiyim. Niye yaptın böyle bir şey? Tutmuşsun adamı, bıçaklattırmışsın kendini. Şahitler de var. O yüzden tutuklayamadık herifi. Almadınız mı içeri? Alamadık. Ama merak etme. Önünde sonunda tıkacağım ben o herifi içeriye. Söz verdim ben sana. Biliyorsun. Onu mu bırak? Niye yaptın böyle bir şeyi? Onu söyle bakalım bana. Dayanamadım Toprak. Bitsin istedim. Ya olur mu öyle şey Fidan? Senin hayatın daha yeni başlıyor. Başlamıyor. Deli raporu çıkarmış. Zeynep'i alamayayım diye boşandıktan sonra. Biliyorum biliyorum ben o raporu nereden ayarladığını. O ayarlayanı da ben ayarlayacağım, merak etme. Peşindeyim diyorum ben bu işin. Ama senin böyle yapmaman lazım. Senin çocuğunu, karnındaki bebeğini düşünmen lazım. Bir bücür daha geliyormuş ya. Kim? Anne. Senin haberin yok muydu? Ay, ağzına tüküreyim Toprak'ım. Fidan çok özür dilerim ben sen... Biliyorsun, haberin var zannediyordum. Yani böyle bir şey benden duymanı istemezdim. Affedersin. Tamam, ben seni rahat bırakayım. İyice dinlen, tamam mı? Senin kendine iyi bakman lazım. Geçmiş olsun tekrar. Hoş geldiniz. Ben de çıkıyordum doktor bey. Bir şey istiyor musun benden? Bana Yasemin'i gönderir misin? Yasemin, hemen. Çok affedersiniz. Tamam, Toprak, ben ne diyeceğim Yasemin'e şimdi? Ne haber Yasun? Alo. Alo Yasemin. Fidan uyandı. Ben gittim. Yani Fidan'ın bilmediğini bilmiyordum. Hamile olduğunu kaçırdım ağzımdan. Ciddi misin ya? Ne yapayım, bilmiyordum ki bilmediğini. Öyle söyleyiverdim işte. Tamam. Zaten Sinan abi geldi şimdi. Ben çıkıyorum. Birazdan yanınızda olurum. İyi, tamam, hadi bekliyorum, bay bay.
Öptüm çok. Ah be toprak ya. Yasemin dur. Ya bırak. Yalvarırım dur. Çekin Engin. Konuşalım lütfen. Ya ne konuşacağız? Bırak beni. Bırak! Yasemin. Ne Yasemin'i be? Ne Yasemin'i? Yasemin yok. Yasemin öldü. Sen dirildin. Ben öldüm. O yüzden defol git. Bir daha ne kızımı ne de benim karşıma çıkma. Defol. Senin keyfini yerine getirecek bir şey var. Bekle, boş gelmedim ben. Bak. Renginle Zeynep yaptı bunları. Çok güzel. Değil mi? Ne dedin Zeynep? Annen işe başladı, birkaç gün gelemeyecek dedim, çalışıyor dedim. Bir şey anlamadı değil mi? Hayır, hayır, hiçbir şey anlamadı, merak etme. Fidan. Doktor konuştu mu seninle? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen sadece iyi olacaksın. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece iyi olacaksın. Biz de senin yanında olacağız. Nasıl bakarım? Nasıl bakarım Yasemin? Bir kere bakarım değil, bakarız. Tamam mı? Ama bu senin kararın. Sen eğer istersen iki çocuğa nasıl baktıysak üçüncüye de öyle bakarız güzelim, tamam mı? Olmaz. Rut kaybını duyduktan sonra benden boşanmaz. Aman nereye boşanmıyor? Hadisin oradan be. Ah, dur senin haberin yok ya. Ortalık yangın yeri. Ha. Bekle sen, bekle dur. Oku bakalım. Görüyor musun? Benim ismim. Evet. Kim bu insanlar? Niye benim adımı yazıyorlar? Nereden tanıyorlar? Nereden tanıyorlar beni? Tanımıyorlar ki. Sana destek olmaları için seni tanımalarına gerek yok. Fidan, artık ok yaydan çıktı. Bu Rutkay denen şerefsizin ne pislik olduğunu herkes öğrendi. Herkes senin arkanda. Neden? Kimim ki ben? Sen Fidan'sın. Sen Fidan'sın ve çok değerlisin. Ayrıca bundan sonra da hiç ama hiç yalnız değilsin. Erkancığım nasılsınız üstadım? İyiyim ben de teşekkür ederim. Her şey yolundadır umarım. Sağ olun, sağ olun. Ne diyeceğim elimde... Çok güzel, çok özel bir parça var. Tam size la... Efendim? Yahu üstadım hepsi iftira, düzmece yahu. Beni bilmiyor musunuz? Peki efendim, öyle olsun. Yok yok, hiç sorun değil. Öyle olsun, görüşmek üzere, görüşmek üzere. Bülentciğim! Bülent! Efendim? Ne yaptın? Kimse telefonlarımı açmıyor.
Daha iki gün öncesine kadar burada kuyruk olan insanlar bunlar. Gör, hayat böyle işte. Neriman Hanımcığım. Anneciğim müsait misiniz? Gel bakalım. Şimdi şöyle bir sıkıntılı durum var. Şu sıra biraz nakde ihtiyacım var da benim. Bak sen. İşler maalesef pek yolunda gitmiyor da. Hangi işler bunlar? Benim üzümünü yiyip de bağını sormayacağım işler mi? Anneciğim yapmayın lütfen. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bir tanesiniz siz. Al bunları şimdilik götürüver Osman Bey. Efendim yalnız bunlar borçlarımızı karşılamaz. Biliyorum Bülent'ciğim, şimdilik böyle idare etsin, çözeceğim. Erkut'u yolla bana. Ne dersiniz? Yarın ayrılıyoruz demek. Hı. Hande hemşire. Çok teşekkür ederim. Çok iyi baktınız bana. Olur mu öyle şey? Benim görevim bu. Ayten abla arıyor. Ben onunla konuşup geliyorum. Selam söyle. Alo. Yasemin Hanımcığım. Siz kendinizi şimdi dünyadaki en akıllı insan zannediyorsunuz ya. Hani beni alt ettiğinizi zannediyorsunuz ya. Heh. İşler aslında hiç öyle değil. Ben o ses kaydını yayan kişinin siz olduğunu biliyorum. Bunun da bir bedeli olacak tabii ki. Ne yapacaksın ruh hastası? Ne yapacaksın? Ya ne kadar masum masum konuşuyorsunuz. Sanki gencecik insanı öldürmemişsiniz gibi. Elinde hiçbir şey yok, tamam mı? Delillerin yok edildiğini biliyorum. Kamera görüntülerinden de hiçbir şey çıkmaz, tamam mı? Yasemin Hanımcığım, siz beni bayağı hafife aldınız. Bu hayatta insanları bir şeye inandırmak için onlara bir şey ispatlamanın gerekli olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Beni bir daha sakın arama. Yo, bundan sonraki görüşmemiz zaten telefonda olmayacak. Çok farklı şekilde olacak. Gel. Beni çağırmışsınız efendim. Erkut'cum gelsene, aklımda bir şeyler var. Seninle onları bir konuşalım.